Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. 1.3 Euro 6 Fiat Egea'nın yağ bakımını yapıyoruz şimdi. Ufak tefek pratik bir şeyler göstereceğim. İşte polen filtresine nasıl takılır, yağ filtresi ne şekilde, hava filtresi ne şekilde, bir önceki kasalardan bir değişiklik var mı, onları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle yağ filtresini takacağım. Euro 5'lerin yağ filtresinin burası delik de daha büyüktü. Biraz küçültmüşler ve tırnak koymuşlar arkadaşlar. Her zaman ve her zaman kağıt filtre olduğu zaman yağ filtresinin lastik çantasını mutlaka değiştirin arkadaşlar. Şöyle değiştiriyoruz. Gres yağıyla çok hafiften şöyle kayganlık yapsın, güzelce otursun diye yapıyoruz. Ve arkadaşlar yağ filtremizi şöyle oturtturuyoruz arkadaşlar. Oturtturduk. Hafiften şuraya da sürelim. Yaklaş buraya. Yaklaş. Kameramanların biraz profesyonel olduğu için arkadaşlar, yağ filtresi Euro 5 motorla aynı yerde. Sadece içinde yağ filtresi biraz değişik arkadaşlar. Şöyle yağ filtremizi sıktık. Evet. Yağ filtremizi sıktık. Arkadaşlar, hava filtresi bir önceki kasalardan değişik. Kayık hava filtresi tabiriyle, parçacıya gittiğiniz zaman Egea kayık hava filtresi dediğiniz zaman size veriyor arkadaşlar. Göster buraya. Şöyle bir güzel oturtturalım bunu. Evet. Oturtturduk. Bunu arkadaşlar, şurada tırnakları var. Göstereceğim şimdi. Burada tırnakları var arkadaşlar. O tırnaklar güzelce oturacak. Tekrar çıkarıyorum. Güzelce oturacak. Ve 3 tane cıvatamız var. Bu beyanda bu hava filtresini oturttururken emme manifoldunun girişinden şu hortumu da çıkarıyoruz arkadaşlar. Şöyle pıt diye oturtturduk. Bu 3 tane cıvatamızı sıkıyoruz, tamam. Mazot filtresi kağıt filtre. Onu birazdan sökeceğiz. Onun videosunu çekmeyeceğim. Yağ buradan koyuyoruz. 5.30 partikülle yağ koyuyoruz. Yağ çubuğunu buradan kontrol ediyoruz. Motor suyumuzu buradan koyuyoruz. Antifrizli suyumuzu. Silecek suyumuzun yeri de burası arkadaşlar. Yaklaş. Burada sigorta tablosu var arkadaşlar. Biraz daha yaklaş. Gördüğünüz gibi kesinlikle tanzikli su sıkmayınız diye ibare var. Akü takviyesi yaparken arkadaşlar, özellikle söylüyorum, bu araba çalışır vaziyetteyken akü takviyesi yapmanız lazım. Kamerayı düzelt. Fırçamı yersin yoksa. Gel biraz. Gel. Artı burası arkadaşlar. Eksi burası. Bu star stop olmayan bir Egea. Star stop olmuş olsaydı eksi tarafında burada star stop'un kutucuğu olacaktı. Ve şu kapağımız arkadaşlar. Böyle kapağımızı kapatıyoruz şimdi. Bir tarafta çift tırnak, bir tarafta tek tırnak. Getiriyoruz. Çıt diye oturtturuyoruz. Şurada 3 tane tırnak var. Basıyoruz, çıkarıyoruz. Takviye yapabilmek için. Ve getiriyoruz. Arkadaşlar, bastırıyorum. Oturdu. Fren hidroliğimizi ve debriyaj hidroliğimizi buradan koyuyoruz. Dot 4. Yaklaş. Gel. Dot 4 fren hidroliği koyuyoruz arkadaşlar. Onun haricinde hiçbir şey koymuyoruz. Bana göster. Arkadaşlar, Fiat Egea Euro 6 motorun yağ bakımını gösterdim size. Hayırlı günler, hayırlı seyirler diliyorum. Yolunuz açık olsun arkadaşlar.